Yüz Türk Edebiyatçısı. Ahmet Muhip Dranaz. Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını, verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini ve edebiyata bakışlarını eserlerinden örnekler vererek hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız. Bugünkü sanatçımız kendi deyişiyle hayatını şiirle bölüşmüş Ahmet Muhip Dranaz. 1909 yılında Sinop'ta doğan Dranaz, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde çalışır bir süre. Hukuk öğrenimini yarıda bırakan Dranaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girer. Yedek subaylığını 2. Dünya Savaşı'na rastlayan yıllarda Ağrı'da yapan şairin hafızasından silinmeyen Ağrı adlı şiiri bu dönemde yazılmıştır. Ancak Ahmet Muhip'i en çok hatırlatan, geçmişle şimdinin bir toplamı olan, unutuş anlamını taşıyan Olvido'dur. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk çığlığı içinde bahçemizden, bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik, işte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninilerle gıcırdıyor beşik. Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan sabaha karşı hatırlar bir gün camı açtığını. Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu. Çöküp peynir ekmek yediği taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğidir. En bilinen şiirlerinden Olvido'nun hemen girişinde "Hoyrattır bu akşamüstüler daima" derken yalnızlığın hüznünü, yitirilmiş olanı sezdirir birden. Ahmet Muhip Dranaz, Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 1946 yılında aynı kuruma başkan oldu. Zafer Gazetesi'nde günlük fıkralar yazdı bir yandan da. Daha sonraları Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Şiirlerinde bulutu, rüzgarı, denizi, dağı, çiçeği, yağmuru hiç eksik etmeyen Ahmet Muhip Dranaz, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da veda eder hayata. Vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sinop'un Salı köyünde toprağa verilir. Dranaz'ın şiirinde insanları huzura, barışa götüren sevgi ve tabiat geniş bir yer tutar. Thank you.
Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yönlendirmeleriyle şiir yazmaya başlar Dranaz. Çıktıkları sırada yankılar uyandıran bazı şiirleri Fahriye Abla, Olvido'yla 1947 yılında piyes yarışmasında ikincilik alan Gölgeler adlı oyunu onun tanınmasına yetmiştir. Dranaz'ın şiiri, biçimi ve temalarıyla bir önceki kuşaktan Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer tarafından kurulup geliştirilen şiire yakındır. Birçok edebiyat tarihçisinin ise Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte Yedi Meşalecileri 1940 kuşağına bağlayan sese, şekil mükemmelliğine önem verişi ve Türkçe'de yeni bir şiir dili yaratmaya çalışmasıyla şiirimizde kendine sağlam bir yer edinen şairlerimizdendir Ahmet Muhip Dranaz. Kendisiyle yapılan bir röportajda, "Benim şiirlerimde vezin vardır, kafiye vardır ama ben ne kafiye düşkünüyüm ne de vezin mutaassıbı. Vezin ve kafiye üzerinde ayak direyişim, başladığım her şeyi en iyi şekilde bitirme çabasından kendimi yoksun kılmamak içindir. Ve ben, vezinli ve kafiyeli şiirden de yarınki anlayışı, zevki duyuracak bir sonuç elde edebileceğime inanıyorum." diyerek kendi şiirini değerlendirir Dranaz. Edebiyatımıza birçok şiirleriyle yeni bir söyleyiş ve kendine özgü duyarlılık getiren Ahmet Muhip Dranaz'ı, ince uzun boylu, gözleri bir rüya aleminde yüzermiş gibi hafif dalgın, sesi yumuşak ve dumanlı, ağır ağır konuşuyor, daha çok dinliyor, dış alemle pek ilgili görünmüyor, içine dönük hülyalı bir adam diye tanıtır bize Baki Süha Ediboğlu. Mehmet Kemal, kitleler içinde çok sevilen Fahriye Abla adlı şiirin yazıldığı atmosferi şöyle anlatır anılarında. Ahmet Muhip'in gençliği eski Ankara'nın Cebeci semtinde hamam önüne yakın mahallelerde geçmiştir. Akşamüstleri kapı önlerine mangallar konur, yerlenir. Mangal yakılmamışsa ocaklar ateşlenir. Akşam yemekleri hazırlanır. Bu mahallede oturanlar genellikle şehrin yerlisi değildir. Uzak yerlerden gelmiş göçmenlerdir. Şair, hava keskin bir kömür kokusuyla dolar derken, mahalledeki bu akşam hazırlığını anlatmak ister. Bir hayal kalır. Bu hayal, güzel komşu Fahriye abladır. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Hayalimdeki tek çizgi bir sen kalmışsın, sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batışına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla.
İnsanın evren ve tabiat karşısındaki duygularını, şiirlerini lirik bir biçimde şiire dönüştüren Ahmet Muhip Dranaz, bütün şiirlerini Şiirler adlı bir kitapta topladı. Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikest'te, Haluk'un Defteri kitaplarından seçmeleri ve Han-ı Yağma, Tarihi Kadim adlı şiirlerini günümüz Türkçesine çevirerek Kırık Saz kitabında bir araya getirdi. Baudelaire'den çevirdiği şiirler de vardır. Denemeleri ölümünden sonra Yazılar adıyla kitaplaştırıldı. 1940'lı yılların havasını yansıtan oyunlarında işlediği Düşle Gerçek, Geçmişle Şimdi, Hayatla Ölümü dramlaştırılmış şiirlerle anlatır. Oyunlarından Gölgeler 1946'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Abdülhak Hamit'in Finten adlı oyununu yeniden sahneye uyarladı. Programımızı Ahmet Muhip Dranas'ın Serenad adlı şiirinin ilk iki dörtlüğüyle bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarında geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.